Yani gerekirse burada belediye kendi yerlerini takaslamalı. Buralar ne olmalı? Buraları şehrin kültür politikasına uygun yerler olmalı. Yani kentin merkezinde tiyatro salonu olmalı. Opera binası olmalı. Bak bunlar olmazsa olmaz. Yani bu şehir bir kültür şehri, bir üniversite şehri, bir tarih şehri diyorsak bizim kent merkezine bunları koymamız lazım. Bu aynı zamanda ekonomik canlılık da getirecektir. Bu yatırımlar da doğru bir yerde yapılmış olacaktır. Bir yer daha söyleyeceğim. Bakın Türkan Saylan'ın arka bölümünü biz kütüphaneyle anlaşmıştık yani belediye olarak. Yıkıldı herhalde. Yıkılıyor mu? Ama kaldı o iş biliyorsunuz değil mi? Yok. Yıkılıyor diye biliyorum. Yıkılalı epey oldu. Ha. Şöyle anlatayım ben size. Kütüphane yönetmeliğine göre 3600 metrekarelik bir inşaat alanına ihtiyaçları varmış. Mevcut yerde bu alanı sağlayamadıkları için Türkan Saylan sosyal tesisinin arkasındaki otopark olarak kullanılan bahçe istediler belediyeden. Ancak öyle yapabiliriz. Projemiz standarttır böyle dedi, dendi. Biz de belediye meclisine karar verdik. Uygundur dendi. Onlar da arkada aldıkları araziye karşılık ön tarafta da şey yapacaklardı. İşte Türkan Saylan tesisini yıkıp yeniden yapıp belediyeye vereceklerdi. Ama müze meydanına taşındı. Müzeye taşındı kütüphane. Ha, dün o haber vardı, Ha, şimdi bence hayırlı oldu. Şimdi bizim yani yerel yönetim olarak söylüyorum. Çanakkale Belediyesi'nin Türkan Saylan sosyal tesislerini yıkıp önüne kafeterya, arkasında bir kültür merkezi yapması lazım. Bak bunlar hep kent merkezinde. Demek ki bizim kent merkezinde bir kültür aksı oluşturma şansımız var. Burada bir kültür merkezi, biraz daha yakınında tiyatro salonu, öbür tarafta opera binası, burada 200 yataklı bir devlet hastanesi, belediye iş merkezinin olduğu yerde işte 1000 araçlık bir otopark. Bu şehri canlandırır. Böyle canlandırır. Dolayısıyla esnafa da bir katkısı olur. Böyle yaparsak şehri kurtarırız. Yoksa bakın söylüyorum tam 4 sene sonra bu iskelenin kalabalıklığını, yaz kalabalıklığını bile arayacağız. O zaman terk edilmiş bir şehir gibi olacak Çanakkale. Köprü yapıldığı zaman Köprü demek ki. yapıldığı zaman Onu tabii da, evet. ki, tabii ki. Ya Bakın. tabii ya, köprü yapılsın da bu anlattığınız problemle ilgili de çözüm üretilsin. İşte o zaman Yoksa ya tabii ki şimdi biz köprü yapılmasının noktasına geçtik. yani Tabii ki. şimdi Öyle bir şey demiyorum. ya Şimdi kimse. dinleyenler de diyecek ki Hayır. ya, Celal Hoca Yok. da şeye karşı Hayır, çıktı. hayır. Ben içeriden taşınan bakın devlet hastanesi adliye daha sonra emniyet gidecek. 3. İskele de sanki gitmiş gibi olacak. İşlevselliği azalacak köprü yapıldığı zaman. Beraberinde otoparkımız yok. İşte zaten çarşının bir AVM'lere göre bir dezavantajı vardı. İşte yağmurda dolaşamazsınız, aşırı sıcakta güneşin altında olmaz falan. Bir takım fiziki sıkıntıları vardır. Böyle baktığınız zaman insanların kent merkezine gelip de orada zaman geçirmeleri, orada para harcamaları, orada alışveriş yapmaları için çok ciddi sebepler olması lazım. Ne olur biliyor musunuz? Üçüncü bir AVM açılır. O da çok para kazanırsa dördüncü AVM açılır. Ve biz AVM'ler teslim bir şehir noktasına geliriz. Bunun yolu biz AVM'ler yasaklayacağız falan filan demek değil. Cumhuriyet Meydanı'na ve çevresine sahip çıkarak olur. Buna belediye de sahip çıkmak zorunda. Kamu da sahip çıkmak zorunda. Başka türlü olmaz. Yoksa Yusuf abi tam sizin dediğiniz gibi olur. Bizim Çanakkale diye bildiğimiz eski yerleşim alanımız tam bir emekliler şehri olur. Evet.